Arkadaşlar merhaba. Ben Profesör Doktor Hüseyin Günerhan. Termodinamik Kolaydır kanalına hoş geldiniz. Tekstil mühendisliği bölümü için verdiğim akışkanlar mekaniği dersine devam edelim. 7. bölümümüzün konusunu basınç ve akışkan statiği kapsamında kaldırma kuvveti kavramı oluşturacaktır. Evet. İçi sıvı dolu, herhangi bir sıvı dolu bir kabı ele alalım. Bu kap bunun içinde sıvı olduğu için zaten bir serbest akışkan yüzeyi oluşturacaktır. Ve bu kabın içine bir katı malzemeyi bırakalım. Bu katı malzeme serbest akışkan yüzeyi üzerinde yüzebilir veya sıvının içine bıraktığımız yerde durabilir veya kabın tabanına doğru yol alıp tabanında yer alabilir. Sıvının yoğunluğu arkadaşlar rho sıvı olsun, katının yoğunluğu rho katı olsun. İkisini karşılaştırdığımızda sıvının yoğunluğu katının yoğunluğundan büyük ise A'daki gibi katı malzeme serbest akışkan yüzeyinde yüzer. Sıvının yoğunluğu katının yoğunluğuna eşit ise B'deki gibi katı malzeme sıvının içine bırakıldığı yerde durur. Çünkü yoğunlukları eşit. Sıvının yoğunluğu katının yoğunluğundan küçük ise katı malzeme batar ve kabın tabanında durur. Bu çerçevede bu katı malzemeyi A, B, C olarak 3 şekilde inceleyebiliriz. Biraz daha ayrıntılı inceleyelim. Aynı kabın içine küp şeklinde bir katıyı bırakalım arkadaşlar. Ve bu katının bütün yüzeylerine uygulanan kuvveti inceleyelim. Tabii ki bu kuvvet sıvı tarafından katı yüzeylerine uygulanan kuvvetlerden oluşacak. Katı malzemenin üst yüzey ile serbest akışkan yüzeyi arasında küçük a kadar dikey uzaklık olsun. Küp şeklindeki katı malzemenin bir kenarı da b kadar olsun arkadaşlar. Katı malzemeyi etki eden kuvvetlere bakalım. Önce yan yüzeylere baktığımızda 4 tane yan yüzeyi var ve her yan yüzeye F3, F4 gibi kuvvetler etki edecek. Ama bu kuvvetlerin değerleri birbirine eşit olduğu için yani F3 eşittir F4 olduğu için birbirini götürecek. Ama gördüğünüz gibi kuvvet ve basınç derinlikle değiştiği için burada doğrusal bir değişim var. Ama bütün yüzeylerde aynı karakteristikte doğrusal değişim olduğu için ve birbirlerinin tersi yönünde olduğu için bunlar birbirini götürecek. Ama üst yüzeyle alt yüzeye baktığımızda arkadaşlar üst yüzeye bir F1 kuvveti etki etsin. Gördüğünüz gibi yatayda basınç ve kuvvet değişmez. Aynı sayısal değerde etki etsin. Alt yüzeye de F2 kuvveti etki etsin. Tabii ki F2 kuvveti büyük F1 olacak. Sonuçta basınç derinlikle değişiyor. Şu noktadan şu noktaya geldiğimizde kuvvetin ve basıncın değeri değişecek ve kuvvet olarak bakarsak F2 kuvveti büyük F1 olacak. Biz kuvveti basınç çarpı alan olarak ele almıştık. Bu çerçevede F1 kuvvetine bakalım. Sıvının içindeki bu katı malzemenin üst yüzeyine etki eden F1 kuvvetini biz P1 ortalama kuvveti çarpı A ıslak yüzey alanı olarak yazabiliriz. Bu katı malzemenin tamamı sıvının içinde olduğu için yüzey alanı yani ıslak yüzey alanı birbirine eşit olacak. Onu A olarak gösterebiliriz. Ortalama basıncı biz arkadaşlar rho sıvı G çarpı A olarak yazabiliriz. Bu küçük a biraz önce ele aldık. Serbest akışkan yüzey ile F1 kuvvetin etki ettiği yüzey arasındaki dikey uzaklık. Büyük A ise katı malzemenin yüzey alanı. F2 kuvvetine baktığımızda P2 ortalama basıncından oluşacak ve bunu yine A yüzey alanıyla çarpacağız. Küp şeklindeki bu malzemenin yüzey alanı değişmeyecek. F2 için rho sıvı çarpı G çarpı A artı B çarpı büyük A olarak yazabiliriz. Gördüğünüz gibi F2 kuvveti büyük F1 dedik. Çünkü A artı B kadar daha aşağıda F2 kuvvetinin etki noktası. Arkadaşlar rho sıvı çarpı G çarpı A artı B çarpı büyük A'yı açarsak aşağıdaki gibi yazabiliyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi F2'den F1'i çıkartalım. F2 açıkça yukarıda yazmıştık. Buraya da yerleştirmişiz. F1 ise şu idi arkadaşlar. Şu terimler ile şu terimler aynı olduğu için ve işaretleri birbirinin tersi olduğu için bunlar birbirini götürüyor. Elimizde rho sıvı G çarpı A çarpı küçük B kalıyor.
Arkadaşlar önce A çarpı küçük B'ye bakalım. A çarpı küçük B bu katı malzemenin hacmi. Onu büyük V ile gösterelim. Sonuçta A nedir? B çarpı B. Bunu da B ile çarparsak B küp yapıyor zaten. Yani A çarpı büyük A çarpı küçük B katı malzemenin hacmi. O zaman şuraya geçelim. Rho sıvı G çarpı V katı yazmışız. Zaten büyük V'yi biz katı malzemenin hacmi demiştik. O zaman F2 eksi F1'i bu şekilde elde etmiş olduk Newton biriminde. Bu F2 eksi F1 bizim için önemli. Biz buna kaldırma kuvveti diyeceğiz. Arkadaşlar F2 eksi F1'i FB ile göstereceğiz. Kaldırma kuvveti kitaplarda genellikle FB ile gösterilir veya FK ile gösterilir. Biz FB diyelim. Kaldırma kuvveti FB ise ρ sıvı çarpı G çarpı ve katı cismin hacmi demiştik ama kaldırma kuvvetinde bu batan kısmın hacmi oluyor. Neden böyle yazdık? Dersimizin ilk başında dedik ya katı malzemeyi sıvının içine bırakırsak ya serbest akışkan yüzeyinde yüzer veya bıraktığımız noktada sıvının içinde kalır veya dibe doğru batar. O zaman batan kısmın hacmi bizim için önemli. Serbest akışkan yüzeyinde bu katı malzemede yüzüyorsa bir kısmı da sıvının içine batıyorsa o batan kısmın hacmini alarak kaldırma kuvvetini hesaplayacağız. Ama katı cismin tamamı sıvının içindeyse zaten veya batan kısım tamamen katının hacmine eşit olacak. Biraz sonra örnekte de göreceğiz arkadaşlar. Bu katı malzemeyi ele aldık. Bunun alt yüzeyine kaldırma kuvveti etki ediyor dedik FB. Bu katının bir de ağırlığı var. O da V katı olsun. Denge durumunda arkadaşlar, denge durumunda katı malzemenin ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit olacak. Bakın buraya yazmışız dengede. Z yönündeki toplam kuvvetlerin miktarı sıfıra eşit olur. O zaman V katı eşittir FB olur. Tamam. Gelelim bu şeklin üzerindeki bazı önemli noktalara. Şu nokta katı malzemenin ağırlık merkezi. Bu katı malzeme ağırlık merkezine doğru FB etkileyecek. Yani FB'nin etki ettiği noktaya biz kütle merkezi veya basınç merkezi diyebiliriz. Yatayda basınç ve kuvvetler değişmediği için kütle merkezi ile basınç merkezinin yeri çakışıyordu. Ve FB'nin yönü her zaman bu cismin ağırlık merkezine doğru olacak. Biz de o etki ettiği noktaya zaten kütle merkezi veya basınç merkezi diyeceğiz. FB için yatayda değişmeyeceği için. Aynı şekilde katının ağırlığı da katının ağırlık merkezine doğru etki edecek. Yönleri birbirinin tersi olduğu için bunların toplamı da sıfıra eşit olduğu için V katı eşittir FB yazabiliriz. Arkadaşlar katı malzemenin ağırlığı nedir? Kütle çarpı yer çekimi ivmesi. Ama her zaman bize kütle verilmez. Kütle yerine o malzemenin yoğunluğu yani katının yoğunluğu çarpı o malzemenin hacmini ele alabiliriz. Burada katı malzemenin hacmini ben V üzeri çizgi olarak göstermişim. Çünkü kütleyi hesaplarken biz katı malzemenin hacmini tabii ki tamamını alıyoruz. Çarpı rho katı bize kütleyi verecek. Onu da yer çekimi ivmesiyle çarpacağız. Ama kaldırma kuvveti neydi? Rho sıvı. Bakın burası rho katı. O ağırlıkla ilgili. Ama kaldırma kuvveti rho sıvı çarpı yer çekimi ivmesi çarpı katı malzemenin batan kısmının hacmi. V katı eşittir FB yazdığımızda ve bunları da açtığımızda bu eşitlikleri bu şekilde değerlendirebiliriz. Yine ben buraya V üzeri çizgi katıyı B küp olarak yazmışım. Tamam. Arkadaşlar rho sıvı büyük rho katı ise ne dedik? O zaman serbest akışkan yüzeyinde bu katı malzeme yüzüyor. O zaman katının hacmi batan kısmın hacminden farklı olacak. Daha büyük olacak sonuçta katının hacmi. Ama sıvının yoğunluğuyla katının yoğunluğu birbirine eşit veya katının yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyükse bu ikisi birbirine eşit olacak. Tamam. Önemli noktalar arkadaşlar size bu şekilde anlatmış olayım. Kaldırma kuvveti önemli bir konudur. Özellikle gemilerin yüzmesi bu kapsamda ele alınabilir. Ama o kadar ayrıntıya girmeyeceğiz. Siz işin temelini bilin. Kaldırma kuvveti kavramını bilin. Tekstil mühendisliği bölümü için yeterli olacak. Arkadaşlar bu ders notu www.hüseyingülen.com adresinde var. Zaten bu videoyu izlemeden önce bu ders notunu indirip bu ders notu ile beraber videoyu izlemeniz gerekmekte. Çünkü şu soruyu çözeceğiz şimdi. Bu soru önünüzde hazır olarak bulunmak zorunda sorunun çözümünü anlayabilmek için. Soruyu okuyalım.
Yoğunluğu bilinmeyen bir sıvının içine bir kenarı 0,5 metre ve yoğunluğu 540 kilogram bölü metreküp olan bir küp bırakılmaktadır. Gördüğünüz gibi siyah olarak burada göstermişiz. Küp serbest akışkan yüzeyinde yüzüyor. Şekilde verildiği gibi küp D ile gösterilen sıvının serbest akışkan yüzeyinde durmakta. Arkadaşlar şu D noktası serbest akışkan yüzeyine karşılık geliyor. Bu serbest akışkan yüzeyi çerçevesinde burada duruyor. Tamam. Yani biz bu cismi zaten statik durumda, durgun durumda, denge durumunda inceleyeceğiz. Bu şekilde durduğuna göre dengeye varmış demektir. Ve 0,3 metre değerindeki kısmı sıvının içinde yer almaktadır. Arkadaşlar bir kenarı 0,5 metre ama 0,3 metre kadarı gördüğünüz gibi sıvının içinde yer alıyor. Bunlar önemli bilgiler. Genişliği 1 metre olan sıvının içinde bulunduğu kabın DE kenarı 1 metre uzunluğundadır. Şu kenar 1 metre uzunluğunda. Kabın C noktası mafsallıdır. Yani C noktasını geçtiğimiz zaman burada bir kapı var. Bu kapı C noktası etrafında sağa veya sola dönebiliyor. C noktasından mafsallıymış. Ve AC ile gösterilen ağırlığı önemsiz ve sızdırmaz bir kapak ile kapalıdır. Tamam. Arkadaşlar AB'nin gördüğünüz gibi, pardon AC'nin gördüğünüz gibi sadece BC kadarı sıvının içinde. Bu önemli. AC kapağının sadece BC kadarı sıvının içinde. AB uzunluğu 0,7 metre ve BC uzunluğu 1,2 metre değerindedir. AC kapağının açılmaması için P kuvvetini alabileceği en az değeri kilonewton olarak hesaplanır istiyor. Arkadaşlar bu sıvı bu kapağa bir kuvvet uyguluyor. Sonuçta bu kapağı C noktası etrafını döndürerek açmaya çalışıyor. Şuradaki P kuvvetinin minimum değeri ne olacak ki bu kapak açılmasın? Bakın hem geçmişte işlediğimiz konuyu burada ele alacağız. Hem yeni işlediğimiz kaldırma kuvvetini burada ele alarak bu soruyu çözeceğiz. Ne diyor soruda? Yoğunluğu bilinmeyen. Yoğunluğu bilinmeyen bu sıvının yoğunluğunu bulamazsak şu kısmı değerlendiremeyiz. O zaman biz bu yoğunluğu arkadaşlar kaldırma kuvveti bilgileri çerçevesinde saptayacağız. Çözüme geçelim. Soru sizin önünüzde duruyor. Bu çerçevede çözümü birlikte yapalım. Kaldırma kuvvetiyle başlayalım. Bu siyah cismi ele aldığımızda biraz önce konuştuk. Alt yüzeye, tabana FB kaldırma kuvveti etki ediyor. Üst yüzeye, tabana ağırlık kuvveti etki etsin birbirinin tersi yönünde. O zaman dengede arkadaşlar FB eşittir V demiştik. Tamam. Ağırlık neydi? M çarpı G. Biz bunu rho cisim, V cisim çarpı G olarak yazmışız buraya. Tamam. Cismin yoğunluğu, cismin hacmi çarpı yer çekimi ivmesi bize ağırlığı verecek. Kaldırma kuvveti neydi? Sıvının yoğunluğu çarpı yer çekimi ivmesi çarpı batan kısmın hacmi. Bunun tamamı sıvının içinde olmadığı için batan kısmın hacmini alacağız. İkisi birbirine eşitse rho cisim çarpı V cisim çarpı G eşittir rho sıvı çarpı G çarpı V batan kısım yazdıysak buradan G'ler birbirini götürür. Diğerlerinin sayısal değerini ele alalım. Rho cisim 540 kilogram bölü metreküp verilmiş. V cisim bir kenarı 0,5 metreydi küp şeklinde bu cisim. O zaman 0,5'in kübü. Rho sıvı bilinmiyor. İşte buradan bulacağız. V batan kısım biliniyor. 0,3 metre kadarı suyun içinde. O zaman suyun veya sıvının yani su olduğunu bilmiyoruz. Zaten yoğunluğunu bilmiyoruz. Su demeyelim. Sıvının içinde 0,3 çarpı 0,5 çarpı 0,5 batan kısmın hacmi. Bakın buradan rho sıvıyı bulduk. 900 kilogram bölü metreküp. Eğer 10-15 derecede bu su olsaydı yaklaşık 1000 kilogram bölü metreküp olacaktı. Demek ki su değil. Başka bir sıvı. Yoğunluğu 900 kilogram bölü metreküp olan bir sıvı. Tamam. Kaldırma kuvvetini yeni öğrendik ve kaldırma kuvvetini probleme dahil ettiğimizde arkadaşlar sıvının yoğunluğunu hesaplayabildik. Onu biraz sonra kullanacağız. Şimdi daha önceki derste öğrendiğimiz bilgiler çerçevesinde sorunun çözümüne devam edelim. AC kapağı için serbest cisim diyagramını çizelim. Bakın, ıslak yüzey alanını burada taramışız. Şu kadarı sıvının içinde. Tam bunun orta noktasında arkadaşlar bu sıvının içindeki kalan kısım dikdörtgen kesitli bir düzgün yüzey oluşturuyor. Tam orta kısmına kütle merkezi diyorduk. Oraya ortağın basıncı etki ediyor. Biraz altında basınç merkezi var. Oraya da bileşik kuvvet etki ediyor. Biz bu bileşik kuvveti hesaplayıp
P kuvvetini denge durumunda moment olarak bulacağız. Arkadaşlar, kütle merkezinin serbest akışkan yüzeyine olan uzaklığı hangi kütle merkezi? Tabii ki AC kapağının ıslak yüzey alanına ait kütle merkezi. Şurası ise bu kütle merkezinin serbest akışkan yüzeyine olan uzaklığı bizim için önemli. Onu 1.6 metre bulmuşuz. Nasıl bulmuşuz? Arkadaşlar, soru önünüzde var. 1 metre artı 1.2 metre bölü 2'den 1.6'yı bulmuşuz. Bunu geçmişte çalıştık. Yine bakarsınız. Ortalama basınç neydi? Rho sıvı G çarpı HKM. Hepsi belli. Rho sıvıyı 900 kilogram bölü metre küp bulduk. G 9.81 metre bölü saniye kare. HKM 1.6 metre. O zaman 14.126.4 Pascal olarak ortalama basıncı bulduk. Ortalama basınçtan FR bileşik kuvvetine nasıl geçiyorduk? P ortalama çarpı ıslak yüzey alanı. Islak yüzey alanı arkadaşlar şu kısmın uzunluğu soru içinde verilmiş. 1.2 metre. 1 metrede genişlik varsa ıslak yüzey alanı 1.2 metre çarpı 1 metre. Şu değeri biraz önce bulduk. Çarpı 1000'e böldüğümüzde 16.95 kilonewton buluyoruz. Bileşik kuvveti 16.95 kilonewton. Çok güzel. F'yi bulduk. Bilinmeyen P'yi elde edeceğiz. O zaman moment alacağımız için momenti de mafsal noktasını alacağımız için şu moment kolu bize lazım. Yani C ile BM arasındaki uzaklık bize lazım. O nedir? C ile KM arasındaki uzaklık belli. Şuraya yazmışız. Bakın 0.6 metre. Şu küçük B olarak şu aradaki uzaklığı da bulduk. Veya biraz sonra bulacağız. 0.075 metre bulacağız. Bu ikisinin farkı şu basınç kolunu verecek bize. Hani B'yi bulacağız dedik. Şuradan geçmişte çalıştık bunu. B ise I x, x c bölü HKM çarpı A ıslak yüzeye eşit. Bu alan atalet momentiydi. Dikdörtgen kapaklar için, kapılar için 1.12 genişlik çarpı yükseklik'in kübü olarak elde ediliyordu. 1.12 1 metre, 1.2 metrenin kübü olarak bunu yazabiliriz. Farklı bir kesit olsaydı onu ilgili tablodan IXXC değerini bulacaktık. Neyse onları çalıştık. HKM 1.6 metre, A ıslak yüzey alanı 1.2 çarpı 1 metre kare. Buradan B'yi 0.075 metre buluyoruz. FR belli, moment kolu belli. Tamam. Burada bilinmeyen sadece P. P'nin moment kolu ise AC uzunluğu gördüğünüz gibi 1.9 metre. Buradan P'yi 4.68 kilonewton buluyoruz. Arkadaşlar, kaldırma kuvveti ve hidrostatik kavramı altında sıvıların herhangi bir kapıya, duvara uyguladığı kuvvet kavramları altında bu soruyu çözdük. Bizim için önemli bir mühendislik sorusuydu. Güzelce analiz ettik. Arkadaşlar, ders notları içinde değişik sorular var. Hepsini oturup çalışın. Çözümlerini ben adım adım yaptım. Bu çerçevede kaldırma kuvvetini problemlere dahil ettiğinizde yine herhangi bir hata yapmamanız gerekiyor diyerek 7. bölümü bitirebiliriz. 8. bölümde buluşmak üzere.